Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1, Ünite 3, Metin Tercümesi ve çıkmış sorularda çalışma. Okuma parçası Ehemmiyetu taallumil lügatil arabiyyet. Ehemmiyet, önem. Taallum, öğrenmek. El-lügat, dil, el-arabiyye, Arapça. Arap dili öğrenmenin önemi. Arap dili öğrenmenin önemi. İnne şüphesiz ki el-lügate, lügat nedir? Aletün, bir alettir. Alet, araçtır, vesiledir. El-lügat, inlerin ismi, aletün haberi. Öyle bir araçtır ki o, nestahdimuha. Nestahdimu, biz kullanırız. Ha, onu. O dili. O aleti kullanırız. Fi hayatina, hayatımızda. El-yevmiyeti, günlük hayatımızda. Hayatina mevsuf, el-yevmiy onun sıfatı. Günlük hayatımızda, günlük yaşamımızda kullandığımız bir araçtır. Şifahiyeten kânet, ev kitabiyeten. Şifahi, konuşma, kitabi, yazı. İster konuşma, ister yazı dili olsun. Yani dili ikiye ayırabilirsin. Yazı dili ve konuşma dili. İster sözlü, ister yazılı olsun. Günlük hayatımızda, günlük yaşamımızda kullandığımız bir araçtır. Ne için kullandığımız bir araçtır o? Littefahumi. Karşılıklı anlaşmak için. Tefahum. Tefaül babı. Müşareket içeriyor. Ortaklık, yani karşılıklı bir işin yapılması. Tefahüm, anlamak değil, anlaşmak için. Karşılıklı anlaşma söz konusu. Ve tevasul için. Tevasul da iletişim demek. Karşılıklı iletişim kurmak için ve karşılıklı anlaşabilmek için kullandığımız bir araçtır. Fîmâ beynenâ, kendi aramızda İletişim kurmak ve anlaşmak için ister yazı dili ister konuşma dili olsun, günlük yaşamımızda kullandığımız bir alettir. Lakat şüphesiz ki fevvale, üstün tuttu. Allah Allah kimi? İbne Adem'e, Adem oğlunu. Adem oğlunu üstün tuttu. Alel mahlukati, diğer mahlukat üzerine. Yani ala sairil mahlukat demektir bu. Mahlukat, var olan şeye mahlukat denir. Allah dışındaki her şey mahlukattır. Yaratılmıştır yani. Yaratılmışlara mahlukat deniyor. Mahluk, mahlukat. Günümüz Türkçesinde biraz daha böyle filmlerde diyelim veya çocuklar korkutmak için canavar tabiri gibi kullanılsa da yaratılmış her şey mahlukattır. İnsanoğlu mahlukata karşı üstün tutmuştur Allah. Elleti, o mahlukat ki Te'işu, aşe, ya'işu, te'işu, yaşıyor, hiye, o mahlukat, gizli zamir, hiye faildir. Ala vejhil erdi, yeryüzü üzerinde yaşayan canlılar, mahlukat. İd, çünkü, vehebe, hibe etti, yani verdi, bahşetti, lütfetti. Hu, o insana. Kim verdi? Hüve, gizli zamir, yüce Allah verdi, bahşetti. Hu, insana hu, mefulü bih. Gizli zamir, hüve, fail, vehebe, fiil zaten, mazi fiil. Yüce Allah insana bahşetti. Neyi? İkinci meful geliyor. Kudraten nutki. Nutk, konuşmak demek. Kudret, güç. Kudraten nutk, konuşma gücünü bahşetti. Ve kabiliyetel kelami. Ve kelam kabiliyeti verdi. Söz söyleme kabiliyeti verdi. Ne için? Li tabir etmek için. Amma, o şey ki yedürü, dönüyor, dolaşıyor, şey zihnihi, zihninde. Zihninde var olanı tabir etmek, ifade etmek için. Li tabir, ifade etmek. Şey zihni, zihnindeki düşünceleri tabir etmek. Min efkari, fikirlerden, düşüncelerden. Ve meşaira muhtelifetin. Görüntü biraz küçük tuttum, zor gördüm ama. Meşaira muhtelifetin. Meşair, duygular demek. Muhtelife, çeşit çeşit, farklı farklı. Çeşitli fikirler ve farklı farklı
duyguları, zihninde bulunan farklı farklı duygular ve fikirleri, zihninde dolaşan o fikirleri, düşünceleri tabir edebilmek için, ifade edebilmek için kelam kabiliyeti ve konuşma gücünü Allah insana bahşetmiştir. Levlel lugatu, şayet lugat olmasaydı, lugat, dil, aracımız olmasaydı, lema olmazdı. Mezdi mazdı lema. Lema mezdi mazdı. Temekkene olabilmezdi. Temekken olabilmek, ebilmek, abilmek. Lema temekken olamazdı. Er insanı insan minel vusuli ulaşamazdı. Vesale vusul ulaşamazdı. İlâ ma o şey ki hüve o aleyhi o hal üzeredir el ane şimdi. Şimdi bulunduğu noktaya insan ulaşamazdı. Teknolojik gelişmeden bahsedecek. Mine tekaddumil hazariyi ve teknolojiyi. Eğer dil olmasaydı insanoğlu günümüzde sahip olduğu, şu an sahip olduğu medeniyet ve teknoloji alanındaki bu gelişmelere, bu ilimlere ulaşamaz. İlâ mâ o şey ki, o gelişmeye ki, hüve o insan aleyhi o hal üzeredir, o gelişme üzeredir. El âne, şimdi, şu an. Mine tekaddümül hazariyye. Hazari medeniyet, ileri medeniyet olsun ve teknoloji olsun bunlara ulaşamazdı. Dil vasıtasıyla bunlara ulaştı. Vecebe yecibu aslı yevcibu vav hasedilmiştir. Yecibu gerekir. Ala külli ferdin her fert üzerine, her birey üzerine gereklidir. Fi müctemi'ina toplumumuzdaki her birey üzerine gereklidir. Ney? En yetezevvede. Tezevvede, yetezevvede. Tefaale, yetefaalu. Tefaal babından muzari, en var, en nasip etti. En yetezevvede meziyetlenmek. Süslenmek gerekir. Süs derken neyle beraber? Bi muhtelifil ma'arif. El ma'arif, ma'rifetun ma'arif. İlimler demek. Ma'arif. Bilgiler demek. Bimuhtelifil ma'arifi. Çeşitli bilgilerle beraber. Baya ma' manası verdim. Bimuhtelifil ma'arifi. Çeşitli bilgilerle birlikte, bilgilerle beraber süslenmesi gerekir. Yani çeşitli bilgileri öğrenmesi gerekir. Ve daha el-ulumi. Yani bimuhtelifil ulumi demek. Atıf altından ötürü. Çeşitli ilimleri de, bilimleri de bilmesi gerekir. Niye? Li yetemekkene. Nedir bu? Li en yetemekkene. Burada gizli bir en var. En burada muzari nasip etmiştir. Li en demektir. Li yetemekkene. Temekkün edebilmek için. Ebilmek, abilmek. Minel ishami. Derseniz biraz da öğretici olarak ilerleyelim. Şimdi el isham nedir bilemedim ben. Li yetemekkene, ebilmek, abilmek için. Minel ishami ishamdan. İsham ne? Bilmediğimizi varsayalım. İsham kelimesinin manasını öğrenmek istiyorum. Google'un bildiğiniz çeviri alanı var. İsham yazarsın, katkıda bulunmak der. Arapça, Türkçe seçersin, katkıda bulunmak. Google böyle çeviriyor ama bu doğru olmayabilir de. Buraya tıklayarak diğer şeylere görebilirsiniz. Çeviridir. Tek çeviri katkıda bulunmak. Hala doğru olmayabilir. Bir Arapça sözlükten bakmak da gerekebilir. İsham, ifham. Yani ifaal. Yani esheme, yushimu, isham nedir? İfal babından mastardır. Esheme. Bu da ne olur? Sehime, seheme. Yani asıl kök sin, ha ve de mimdir. Bunları sözlükten mazi şeklinde bularak da bu kelimenin manasına ulaşabilirsiniz. Demek ki İslam neymiş? Katkıda bulunmak. Liyetemekkene minel ishami. Katkıda bulunabilmek için, ebilmek için. Rukiyi belediyi, beldesinin, şehrinin, bölgesinin, ülkesinin, artık beldeye çeşitli mana verebilirsin. Ülke diyelim. Ülkesinin gelişmesinde, yükselmesine katkıda bulunmak için. Rukiye yükselmek. Ve tekaddumihi ve o ülkenin gelişmesi için, gelişimine katkıda bulunabilmek için ne gerekir? Çeşitli ilimleri, bilgileri bilmek gerekir. Bunlarla süslenmek, bunlarla meziyetlenmek gerekir.
toplumumuzda her ferdin bunları az çok bilmesi gerekir. Yoksa ülkene ne katkıda bulunacaksın? Bulunamazsın. Dış ülkeden satın alman gerekir. El lugatu lugat bila şekkin. Şüphesiz ki tetesadderu hazihil me'arife. Tetesadderu başta gelir hazihil me'arife. Şu bilgilerin başında gelir. Kullu insanın her insan yektesibu kazanır, öğrenir. İktesebe yektesibu iktisabun, iftialun. Her insan iktisap eder, kazanır, öğrenir yani. Lugatehu kendi lügatını, o lügat ki el ümme, ana lügat, yani ana dilini öğrenir. Vehi ve o kişi sagirun, küçük olduğu halde. Küçük iken vav haliye ve mübteda sagir haber, birinci üniteyi hatırlayın. Onunla alakalı bir şey esasen. Burası isim cümlesidir burasıyla. İsim cümlesi olarak haldir. Hal isim cümlesi olabilir. Farklı şeyler olabilir. Şu an için isim cümlesi olarak gelmiştir. Zehve sagirun. Kişi küçük iken ana dilini öğrenir. Her insan küçükken ana dilini öğrenir. Fil bi'eti çevresinde. Elleti o çevre ki ya'işu yaşıyor. Hüve gizli zannedip. O kişi, o insan yaşıyor. Fiha orada yaşadığı yerde öğrenir. Hin zaman demektir. Ve hine belaga meblağa şebabi gençlik çağına ulaşınca, gençlik çağına varınca, vardığı zaman kat yetaallemu, kat yetaallemu belki öğrenir. Kat belki yetaallemu öğrenir. Hüvü kişi lügatin uhra, başka diller öğrenir. Yani öğrenebilir. İza tevaferat ez-zurufu var ise, tevaferat varsa ez-zurufu şartlar, öyle şartlar ki el-mülaimetu uygun, uygun şartlar varsa. Kema o şey gibi ki hüve o kişi ma'rufun bilmektedir. Kema ve ma'ruf. Kema o şey gibi ki hüve o şey ma'rufun bilinmektedir. Yani bilindiği gibi. Bilindiği gibi. Ennallâhe teâlâ yüce Allah kat muhakkak ki nezzele indirdi. Hüve o Allah gizli zamir hüve faildir. Neyi indirdi? El-Kur'ane. Kur'an indirdi. Mefulü bi. Kimin üzerine indirdi? Alâ nebiyyina. Nebimiz üzerine indirdi. Nebi'den bedel kimdir o Nebi? Muhammed'in, Muhammed Aleyhisselam üzerine indirdi. Neyle beraber indirdi? Ne vasıtası? Bir lisanin arabiyyin dinin. Bir lisan, bir lisanla beraber. Öyle lisan ki arabiyyin, Arap lisanı, Arap dili. Öyle Arap dili ki mübinin, apaçık, apaçık Arap diliyle beraber onu indirdi. Peki niye indirdi? Li yuhrice, çıkartması için. Ennase insanları mine zulümati, karanlıklardan ile nuri, aydınlığa. Nahnu biz el etrak Türkler la yumkinu, mümkün olmuyor na bize, yani bizim için mümkün değildir. Ne? Fehmul Kur'an, Kur'an'ı anlamak, el kerimi, değerli Kur'an-ı Kerim anlamak bizim için mümkün olmamaktadır. Ve daha el hadisin nebeviyyi, Nebevi hadisi anlamak da bizim için mümkün olmamaktadır. Niye? Çünkü bunlar Arapça. Ve ma o şey ki fihi ma o ikisi içerisinde bulunanı da anlayamıyoruz. Ve ma yine anlayamıyoruz o şey ki fihi ma ikisi içinde yer alıyor. Yani ikisi derken Kur'an-ı Kerim hadisin nebevi de yer alanları da anlayamıyoruz. Min ahkamin diniyetin, dini hükümlerden bunları da anlayamıyoruz. İlla ancak şu kadar var ki en darikil lugatin arabiyeti, ancak Arap dili lügatı vasıtasıyla, yoluyla bunlar anlaşılmaktadır. Günümüzde Kur'an-ı Kerim apaçık diyenlerin büyük bir çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'e bakarak dahi yanlış okuyorlar. Yani okumayı bilmiyorlar ama bana Kur'an yeter diyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Şöyle demeleri lazım. Bana meal yeter. Çünkü meal başka, Kur'an başkadır. Ve kimseye mal yetmez. Tehtellü. İhtelle yehtellü. Tehtellü. Kaplar, yer tutar. El-lugatul-arabiyyetu. Arap dili yer tutar. Nasıl bir yer tutarmış? Mekaneten.
Bir yer ki mütemeyyizeten apayrı seçkin bir yer tutar. Nerede? Beyne lügatil alemi. Lügatil alem dünya dilleri arasında seçkin bir yere sahiptir. Şehiye çünkü Arap dili lügatun bir lügattır, bir dildir. Öyle değil ki ganiyetül müfredat. El müfredat kelimeler demek. Gani zengin. Ganiyetül müfredat. Zengin kelimeler içermektedir. O lügat, o dil nasıl bir dildir? Pek çok kelime içermektedir. Mütekamiletul kavaidi. Cümle, kaydı, atasözü artık devam edeceğiz. Mütekamiletul kavaid. Kavaid kurallar demek. Kurallar bütünüdür. Veziratul emsali. El emsal atasözleri. Vezira bol. Bol atasözleri içermektedir. Ve ta'abiril istilahiyeti. Ve istilahi tabirler içermektedir. İstilah deyim demek yani. Tabir ifade eder. Deyimler içermektedir. Deyim tabirleri, deyimsel tabirler. Deyim içermekte, atasözü içermekte ve pek çok kural içermektedir bu dil. Ma ehvecena. Ne kadar da ihtiyaç duymaktayız. Ne kadar da ihtiyacımız var ellerine bugün fi Türkiye, Türkiye'de neye ihtiyacımız var? İlâ ulemâ'e âlimun alimani, ulema, alim kelimesinin cemi mükesseri. Başında ilah harfi ceri var. Ulema kelimesi neden fetha aldı da esra almadı diye düşünenler olabilir. Ulema kelimesi gayri munsariftir. Gayri munsarif, esra ve temin kabul etmeyen kelime demektir. Bu kelimenin gayri munsarif olduğunu nereden anladık? Kelime elif-i memdude ile bitmiştir. Buradan anladık. Tabi iki tane durum var ki o iki durum yani iki istisna var. O iki durum gerçekleştiğinde gayrimusarifler de esre alabilirler. Bunlar gayrimusarif bahsinde işlenmiştir. İlâ ulemâ'e alimlere yani erkek bilginlere, erkek alimlere ihtiyaç duymaktayız. Ve alimâtin ve kadın alimlere, alimelere de ihtiyaç duymaktayız. Öyle alim ve alimelere ihtiyaç duyuyoruz ki biz etkanu el-lugate. Etkanu iyi konuşan, çok iyi konuşan, çok iyi bilen, el-lugatel arabiyeti, Arap dilini çok iyi konuşan alim ve alimelere bugün Türkiye'de ihtiyacımız vardır. Fe böylece bu durumda yani Arap dilini iyi konuşan, bilen, iyi bilen alim ve alimelerimiz olursa temekkenu ebilmek, abilmek. Min tahsilil ulumil İslamiyet, İslam ilimleri tahsil edebilmek mümkün olacaktır. İslami ilimler Türkçe kitaplardan tahsil edilemez. Edilseydi niye böyle desin değil mi? Ancak o şekilde tercüme ilimlere tahsil etmiş olur. Li'enler müslimine, çünkü Müslüman erkekler, vel müslimat ve Müslüman kadınlar, fi beledina, bizim ülkemizde, la yestediu, güç yetiremiyor. Mu'zamuhum, onların büyük çoğunluğu, onların çoğunluğu güç yetiremiyorlar. Neye güç yetiremiyorlar? Fehme umuri dini. Din işlerini anlamaya güç yetiremiyorlar. Neden? Türkçeden okursak? Türkçeden sadece tercüme okumuş olursun. Tercüme edenler alim mi? Bu işin bilgini mi? Hayır, onlar sadece tercüman yani. Oysa o kitabı yazanların büyük bir çoğunluğu nedir? Alimdir, alimedir, işin bilginidir. Sizin bilginiz ise tercümana kalmıştır. Mesela şu an burayı anlayabilmek bana kalmış. Yanlış anlatıyorum belki ama değil, öyle değilim. Anladınız zannedersem. Yani Kur'an-ı Kerim anlayamıyorsun. Ne yapıyorsun? Meale bakıyorsun. Ya mealde hata varsa hatalı öğrenmiş olursun. Hadisi anlayamıyorsun. Çünkü hadisin aslı Arapça. Ne yapıyorsun? Türkçesine bakıyorsun. Türkçeden anlamaya kalkıyorsun. Ya onu tercüme eden istemeden de olsa hata yaptıysa veya kasıtlı hata yaptıysa farklı bir ideolojisi varsa ne oldu? Hep yanlış öğrendin, gittin. Böyle bir problem var ortada. Bu problemi ortadan kaldırabilmek için Arapçayı öğrenmek gerekiyor. Fehme umuri dinihim. Kendi dini işlerini öğrenemiyorlar. Din işlerini, dinle alakalı işlerini öğrenemiyorlar. Anlayamıyorlar. Fehim anlamak demek. Fehime, yefhem, fehmun, mastar. Emrun, umurun, cemil kesler. Din,
dinihim kendi dinlerinin işlerini, dinleriyle alakalı durumları anlayamıyorlar. Li enfusihim bi enfusihim. Kendi kendilerini anlayamıyorlar. Yani bir başkası üzerinden bunu anlıyorlar. Burası daha da detaylı işin içine girmiş. Yani İslam ilimleri tahsil etmiş olsan ne olacaktı? Kur'an-ı Kerim'e bakarak, hadislere bakarak, fıkha, işte kelama, akaide bakarak pek çok şeyi çözebilecektik. Lide, bundan dolayı yecibu gerekir. Vecebe, yecibu aslı, yevcibu, vav hasfedildi. Neden? Sağında fetha, sonunda esre var. Fetha ile esre arasında sakin olarak bulunan vav silindi. Yecibu gerekir aynen bize. Bize lazım yani. Dullaben, dalibun, daliban, dullab, cemil keser. Ve dalibatun, dalibetani, dalibat. Ne oldu? Dullab, dalib kelimesinin çoğulu. Yani müfredi, müzekerdir. Dalibatin kelimesi ise dalibetun, dalibetin, müfredi, müennestir. Dullaben, erkek öğrenciler. Dalibatin, kız öğrenciler bize gerekir. Öyle kız ve erkek öğrenciler enne taalleme el lugatel arabiyyet. Arap dilini öğrenmiş. Bir şeklin ceyyidin. Ceyyid iyi demek. İyi bir şekilde öğrenmiş. Arap dilini iyice öğrenmiş olan kız ve erkek öğrencilere ihtiyacımız var. İde kunna biz isek nuridu istiyor isek. Kunna'daki na kâne'nin ismi olur. Nuridu fiildir. Nahnu gizli zamir failidir. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup kâne'nin haberidir. Kunna biz isek nuridu istiyor isek. Neyi istiyorsak? En-nefheme anlaşılmasını, anlamayı istiyorsak. El-Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'i anlamayı istiyorsak. Ve'l-ehadîsen-nebeviyyete ve nebevi hadisleri anlamak istiyorsak o zaman işte böyle öğrencilere ihtiyacımız var. Tabi istekler devam ediyor. Ve'n-nengule ve nakletmek istiyorsak. Neyi? Ahkâme dini, dini hükümleri, dini hükümleri nakletmek, aktarmak istiyorsak kime? İlen nas insanlara nasıl bir şeklin sahih. Sahih doğru demek. Doğru bir şekilde insanlara bunları aktarmak istiyorsak böyle öğrenciler yetiştirmemiz gerekir. Yoksa ne olur? Bir şeklin sahih olmaz. Kimisi hatayla yanılarak yanlış aktarmalarda bulunur. Kimisi kendi ideolojisine, kendi artık cemaatine, kendi tarikatına, kendi düşüncesine, kendi menfaatine göre aktaracaktır. Kitapta olmayanı varmış gibi insanları kandıracaktır. Eveddü en ehussat talibati hena diyor değil mi? Huna bir dikli. Eveddü istiyorum en ehussa özellikle eddalibati kız öğrencilerden bahsetmek istiyorum. Huna burada bir dikli. Bahsetmek, zikretmek istiyorum. Eveddü istiyorum. En hussa ait kılmak. Eddalibat, kız öğrencileri. Huna burada biz zikret. Kız öğrencilerden özellikle burada bahsetmek istiyorum. Li enne çünkü. Neye çünkü diyorsun? Bir soru mu var? Gizli soru var. Neden kız öğrencilerden bahsetmek istiyorsun? Li enne çünkü. Hacetena. Bizim ihtiyacımız var. İleyhinne o kız öğrencilere. Eşeddü min hacetina ile tullabi. Erkek öğrencilere duyduğumuz ihtiyaçtan daha şiddetli, daha çok kız öğrencilere ihtiyaç duymaktayız. İyi de niye? İşte innel alimati çünkü alimeler, yani alime, kız alimler, kız alimeler. Dini iyi öğrenmiş olan kızlar, bayanlar. Fi Türkiye, Türkiye'de ekallu daha azdır. Adeden, sayı yönünden, minel ulema, erkeklerden, erkek alimlerden daha azdır. Kema o şey gibi ki ennehunne onlar, muhakkak ki onlar o bayanlar, kızlar e'lemu daha iyi bilirler. Bi nefsiyetil feteyati kız öğrencilerin kızların gereklerini gerek duydukları şeyleri ve nisai ve kadınların hacatihin. Evet. Genç kızların kendilerinin ve işte kadınların ihtiyaçlarını daha iyi bilirler. Neye ihtiyaçları? Kendi ihtiyaçlarını ve kadınların ihtiyaçlarını erkeklere kıyasen daha iyi bileceklerdir.
Bu yüzden kız öğrencilere, kız alimelere ihtiyacımız var. Öğrenci değil de yetişmişlere ihtiyacımız var. Şimdi biraz çıkmış sorulara bakalım. Ne gibi sorular değerlendirebilmişiz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi cemimi yönüne salim değildir? Cemi olacak, müennes olacak, salim olacak. İşte bu değildir. Katibatun. Şimdi cemi müennes salim evvela nedir? Bir kelimenin cemi müennes salim olabilmesi için sonunda şurada olduğu gibi açık T ve hemen sağında dik elif bulunması gerekir. Ama bu ta olsun, elif olsun kelimenin aslında olmayacak. Yani elif zaten olmaz da T diyelim kelimenin aslında olmayacak. Katibatun. Müfredi nedir? Katibetun. Katibetun. Onun müzekker haline katibun. Yani katibun diye bir kelime var müzekker. Ketebe yektubu. Katibun ismi faildir. Müfred müzekker. Gayet katibun. Onun mühendisi çevirmişsin. Katibetun olmuş. Katibatun cemisi olmuş. Dolayısıyla bu nedir? Cem-i müennes salimdir. B şıkkı dalibun. Dalibetun. Dalibatun. Dalibun. Dalebe yetlubu. Mazi muzari. İsim faili dalibun cem, müsret müzeker gayb. Müennese geçtik. Dalibetun oldu. T ile bitti. Onun cemisi nedir? Dalibatun. C şıkkı da dabibun, dabibetun, dabibatun. Aynen olur. D şıkkı segidün, segidetun, segidatun. Önce müsret müzekkeri veriyorum. Ardından müsret müennesi veriyorum. Daha sonra cem müennesi veriyorum. Katibun, katibetun, katibat. Dalibun, dalibetun, dalibat. Dabibun, dabibetun, dabibatun. Seyyidun, seyyidetun, seyyidat. Ebyata geldiğin zaman ebyat kelimesinin müsnedine beytun. Müzekkerini bulalım. Ne yapalım? T'ye atayım. Bey kalsın. Böyle bir şey mümkün değil. Beyt. Daima beyttir. Müsnedi değişmez yani. Beytun, beytan, ebyat. Demek ki müsnedinde bunun ne var? T her halükarda var. Beyt kelimesinde T orijinal halinde vardır. Dolayısıyla buradaki T cemi müennes alameti olarak gelmemiş. Kelimenin orijinalinde var. Bundan ötürü ebyat kelimesi cemi müennes salim değildir. E peki nedir? Beytun beytane ebyat cemi mükesserdir. Kırıkçı oldu herhalde. Yani devam ediyorum mesela görüyorsunuz. Ebyat, evlat. Ne oldu burada? Çıktı zaten. Yani bir kopya var yine. Örtülü kopya. Üstü örtülü. Anlayan anlıyor bunu. Aşağıdakilerin hangisinde her iki kelime de ne var? Cemi kıllet vezni var mı? Ahrufun kubur. Aslında bir alakası olmayan kelimeler demiş. Ahrufun huruf. Verilebilirdi ama kubur vermiş. Ahruf harfler, kubur kabirler, mezarlar. Evladun, veledun, veledan, evlat. Kabrun kabranı kubur, harfun harfan ehruf veya huruf iki şekilde recemi gelebilir. Veledün veleden evlat, ecvibe cevabun ecvibe olsa gerek. Sonuçta evladun, ecvibetun bunlar nedir? Cemi kıllet vezinleridir. Cemi kıllet vezinlerini ezberlersen çözebilirsin. Ezberlemediysen çözemezsin. Bir ezber sorusu. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tesniye değildir? Tesniye sorusu çok kolay bir sorudur. Bir kere sonda nun varsa nunun esreli olması zorunlu. Kalemani, müfret kalemun, tesniyesi kalemani. B şıkkı, raculun, raculani, raculeyni. Esreli nun sağında elif var, demek ki raf hali. Esreli nun sağında ya var, demek ki nasb ve cer hali. İkisine de uygun. C'ye gelince nun da zamme var. Bu tesniye aslı olamaz. Peki nedir? İhvan cemidir. Cemi mükesser. Cemi müzekker değil. D şıkkı medresetani. Nun esreyle bitmiş. Demek ki tesniyedeyiz. Sağında elif var. Demek ki rafa. Esre nunla bitmiş. Demek ki tesniye. Sağında ya var. Demek ki cer veya nasfa. Aşağıdakilerden hangisinde müfret tesniye cemi üçlemesinde bir yanlışlık vardır? C işaretlenmiş. Fakirun müsvet. Fakiran tesni. Cemisi fakirune. Cem müzekker salim getirmiştir ama yanlıştır. Cemi mükesser gelmelidir. Fukara gelecek. Fakirun fakiran fukara.
Fukara Türkçe'de de kullandığımız bir kelime. Yani yabancı olmadığınızı düşünüyorum. Herkes duymuştur. Fukara diye bir kelime var. Fukara. Elif-i Memdude ile biter. Gayrimustarif'tir bu esnada. Demek ki yanlış olan ne? Cem'i yanlış yazılmış. Demek ki diğerleri doğru yazılmış. Diyerek hemen geçebiliriz. Aşağıdaki çoğul isimlerden hangisi cemi klet veznindedir? Bu bir soru. Eklamun, babun, babuan, ebvabun. Yani bu kalıbın ezberlenmesi gerekiyor. Cemi klet vezinleri nelerdir? Ünitede var. Bu iri iri üniteyi açtığınızda cemi klet vezinlerini ezberlerseniz bu sorun ortadan kalkar. Fityetün kelimesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cemi klet veznindedir. Görüyoruz ki Cemil Kıllet veznini sürekli sormuşlar. Ezber yapın vezinleri olsun bitsin. Hangisi Cemil Müzekker Salim? Cemil Müzekker Salim'i elde edebilmek için kelimenin sonunda vav ve nun olmalıdır. Vav yerine ya da gelebilir. Ama sonunda eğer nun varsa nun kesinlikle fethalı olmalı. Nun varsa dediğin hocam nun olmayabilir mi? Olmayabilir. Hangi durumda olmaz? Cem Müzekker Salim'i şayet muzaf yaparsak biz. Muzaf olursa bir muzaf bir muzaf nüleyh varsa ortada yani isim tamlaması diyoruz. Bu durumda nun silinir. Tesniye olsun, Cem Müzekker Salim olsun. Bu her ikisi de muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi yazılmaz. İşte muzaf değilse sonunda nun vardır ve kesinlikle fethalıdır. Nun'un sağında ya vav olacak ya da ya olacak. İster vav olsun, ister ya olsun hareketsiz olacaktır. Sükun da olmayacak o cizim işareti. C şıkkındaki gibi cizim işareti de olamaz. Muhacirune. Cem Müzekker Salim'dir. Bu kelime başka nasıl yazılabilirdi? Muhacirune. Vav yerine ya koy. Muhacirine. Burada ya olursa ya'nın makavli yani bir sağı esreli olması gerekir. Muhacirine. Rine, muhacirune, muhacirine. İki şekilde yazılabilir. Üçüncü yazılış Muhsin'dir. Muhaciru veya muhaciri diye kalabilir. Demek ki diğerleri Cem Müzekker Salim değil. Nereden anladın? Mesela A şıkkında bir kere vav yok, ya yok, nun yok. B şıkkı vav yok, ya yok, nun yok. Sonuncu harflerde bunlar yok. C şıkkı nunla bitmiş. Evet ama esreli nun. Bu neyi gösteriyor? Bu kelime tesniyedir. E şıkkı zaten nunla bitmemiş ki üzerine konuşalım. Hangisinde tekil kelimenin çoğulu doğru olarak verilmiştir? Ceberön, cebelen, cibal. Doğrudur. Ezber sorusu. Mesela tesniye cemi ezberi gerekiyor bununla alakalı. Hangisi tesniye değildir? Bu sorular çok kolay. Tesniye sorusu sık sık geldiğini görüyoruz. Tesniye olabilmesi için esreli nunla bitmesi gerekir. E şıkkına baktığımda fethalı nun ile bitmiş. Demek ki Cemi Müzekker Salim'dir bu. Saimine. Hani dedik ya nunun sağında ya olabilir, vav olabilir. İşte nunun sağında ya ile nasıl yazılabilirdi? Onun da örneğe gelmiş oldu. Az önce anlatmamın üzerine bunun gelmesi iyi oldu yani görmüş oldunuz. Saimine. Cimi Müzekker Salim'dir. Diğer şıkların tamamında nun esre ile bitmiştir. Demek ki her biri tesniyedir. Aşağıdaki çoğul isimlerden hangisi için Cemi Kıllet veznindedir? Cemi Kıllet'i ezberleyin. Şehrun müset. Şehrani tesniye. Eşhur Cemi mükesser olarak gelmiştir. Hangisinde tekil kelimenin çoğulu doğru olarak verilmiştir? Medine'tün müdünün. Medine şehir, müdün şehirler doğru yazılmıştır. Vuslun elsan gelmeliydi. Sarigun, sarigani, estiga gelir. Kıssatun, kısasun gelir veya kasasun iki şekilde elsas gelmez. Vaktun evkat gelir. Vekat, taat diye gelmez. Yanlıştır. Ezber sorusuydu. Hangisi çoğul isimlerden hangisi cemi kesret veznindedir? Bu defa kıllet değil kesret soruyorum demişler. Kesreti tespit edebilmek için kesretleri ezberlemene gerek yok. Bir sürü kesret vezni var. 30'un üzerine kesret vezni vardır. Bu kadar şeyi niye ezberleyeceksin ki? Ne yap? Kılletleri ezberle. 4 tane kıllet vezni var. Bunları ezberlersen, bu kalıpları iyi bilirsen
Dersin ki bunların dışındakilerin tamamı kesrettir. Ameletün kılletler arasında değil. Demek ki kesret bitmiştir. Hangisi tesniyedir? Tesni olabilmesi için esreli nunla bitmesi gerekir ve özellikle D şıkkındaki nun esre ile yazılmış. E şıkkı fethalı, A şıkkı zammeli, B şıkkı da zammeli. C'de ise hiçbir şey koymamışlar. Ama şu var ki nunun sağındaki ya da sükun koymuşlar. Görüyorsunuz cezim işareti, yuvarlak işareti var. Hagi beyni diyor. Evet, hagi beyni. Bu kelime de aslında tesni olarak yazılmıştır. Hagi beyni diye yazılmamıştır. Yani. Ama hareke konulmamıştır. Oysa ki D şıkkın hareke konulmuştur. Kesinlikle D şıkkı doğrudur. C şıkkı da doğru olmalıydı ama iki tane doğru olamayacağından kesin doğru olan D şıkkıdır. Esevdavani, tesniye rafali, esrenun sağında elif var. Demek ki rafali. Esrenun'un sağında ya olsaydı nasb veya cer hali olurdu. Aşağıdakilerin hangisinde tekil kelimenin çoğulu doğru olarak verilmiştir? Amilun ameletun. Yine ne sorusu? Cemil mükesser sorusu. Cemil mükesser kelime soruyorlar. Ezber yapılması gerektiği ortaya çıktı. Bu üniteyle en az iki sorunun çıktığını görüyoruz sınavlarda. En az iki, bazen üç soru çıkıyor bu üniteden. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cemi müennes salim değildir? Beytun sonra ta ile bittiğinden demiştik. Yani ta orijinaldir. Dolayısıyla ebyattaki ta da orijinaldir. Cemi müennes alameti olarak gelmemiştir. Dolayısıyla cemi müennes salim değildir. Bu kelime birebir daha önce geçti. Bugün az önce çözdük. Diğer kelimeler zannedersem yeni. Bunlar çıkmamıştı. Sonuç olarak aşağı yukarı tekrar sorusu gibi. %50'ye %50. Kelime birebir çıktı. Bir şık. Diğer kelimeler ise yeni çıktı. Aşağıdakilerden hangisi çoğul bir kelimedir? Hicaratun demiş. Ticaratun, nafiletun, lifletun, feteyani. Hicara, hacerun, hicaratun. Çoğul bir kelime imiş. Cemil keser sorusu. Yani ezber yapmak gerekir. Hangisi tesniye değildir? A şıkkı değildir. Laibine. Çünkü fethalı nunla bitmiştir. Nasıl tesniye olabilsin? Nedir bu? Cem-i müzekker salimdir. Sağında ya var. Demek ki cer veya nasb var. B, C, D, E bu şıklara baktığımızda her birinin son harfi esreli nundur. Demek ki her biri tesniyedir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cem-i müzekker salim? Cemi çoğul, müzekker, eril, salim, kuralı. Olabilmesi için vavnun veya yanun ile bitecek ama nun kesinlikle fesalı olacak. Ha dullabun, dalibun dullabun, cemi mükesser. B şıkkı ameletun mezunu yazdı tam belli değil. Sonuç aksilik çıkmış. C şıkkı müminine. Dedim ama mümineyni yazıyor. Yanlış okudum. Mümineyni tesniyedir çünkü esreli nunla bitti. D şıkkı muhacirune daha önce çıkan bir kelime yine hatırladık. Vav nun veya ya nunla bitecek demiştik. Nun kesinlikle fesal olacak demiştik ve tuttu. Demek ki D şıkkı aranan şık. E şıkkı ihvetun nedir? Cemi mükesserdir. Şimdi biraz daha parça üzerine bakmak gerekirse ehemmiyeti müfrettir, teallüm müfrettir, lügat müfret, el arabiye müfret, müfret tesni cemi konusu. İnne zaten harftir, el lügat müfret, aletün müfret, nestahdimu fiildir. Hiç fiille alakalı değil, müfret tesni cemi konusu gördük ki aslında nedir? Müfret tesni cemi konusu fiillerde de vardır ama isimlerde işlenmiştir konu. Fi hayatina el yevme şifahiye kânet. İşte bunlar hep müfret müfret. Hepsi müfrettir. Lagat fevvale el mehlukat bir cemidir. Mehlugun, mehlugatun, mehlukatun. Cemi müennes salimdir. Açık T ve dik elifle bitti. Cemi müennes salim. Bunun dışında konuyla alakalı isim arıyorum. Efkar, fikrun, fikran, efkar. Cemi mükesserdir. Meşair, cemi mükesserdir. Müntehel cumu kalıbı. Vesale ve susul müfret mastar. Onu geçelim. Burada herhangi bir şey yoktu.
Ma'arif, ma'rifetun ma'arif. Cimim keserdin. Ulum, ilmun, ulumun. Ulumul İslam. Oradan geldi deme. İlmu, ilman, ulum. Esleme, yüslümü, İslam. Nedir cimim keser dedik. El ma'arif, ma'rifetun ma'arif. Cimim keser dedik. Görebildiğim şebap olabilir mi? Cimi mükesserdir. Şebap cimi mükesserdir. Lugatun lugat yine çoğuldur. Lugat, lugat cimi mükesserdir. Uhra, ahar kelimesinin uhra. Müfret tesnili bir şey değil. Yani müfret yani tesnili değil. Zarfın zurur cimi mükesserdir. Zulümat çoğuldur. Çünkü karanlıklar daima çoğuldur. Nur ise tektir. Aydınlık, doğru yol tektir. Onun dışındaki yanlışlıklar, sapıklıklar ise çoktur. Zulmun, zulmetun, zulümatun. Cem'i salimdir. Ahkam, hükmün, ahkamun. Cem'i mükesser olur. Kıllet mi, kestet mi? Kitabınızdan bakın. Kılletleri kesinlikle ezberleyin diye öneride bulunuyorum. Lügat zaten az önce geçti. Müfredat. Müfredün müfredatın. Cem-i müennes salimdir. Kelimeler manasına gelir. El-kavain ka'idetun kavain. Cem-i mükesserdir. Gazirabol. Misalün. Misalane emsile gelir. Emsal. Emsal da yine cem-i mükesserdir. Ta'abir. Ta'birun ta'abir. Cem-i mükesserdir. Alimun ulema. Cem keser. Alimetun, alimatun. Cemi müennes salim. Şey. İlmun, ulumun. Söyledik. Cemi mükesser diye. Müslimine, müslimune. Cemi müzeker salim. Setamın sağında ya var. El müslimat, müslimetun, müslimatun. Cemi müennes salim. Cemi müzeker salim, cemi müennes salim. Emrun, umurun. Cemi mükesser. Nefsun, enfus. Cem'i mükesser. Aynısı yine var. Dullab, dalibun, dullabun. Cem'i mükesser. Dalibetun, dalibatun. Cem'i mükesser. Ahadis, hadisun, ahadis. Cem'i mükesser. Muntehel cumu kalıbı. Ahkam, hükmü, ahkamun. Cem'i mükesser. Dalibat, dalibetun, dalibatun. Cem'i müennes salim. Dullab dalibun dullab az önce geçti. Alimetun alimat cemi müennes salimdir. Fetayat yine söylenmesi gereken bir kelime. Fetatun fetayatun cemidir. Fetat müfret fetihat cemi olur. Nisa imraatun nisaun cemi mükesser. Hacatun. Tamam burada bitmiş oldu. Aynı konuya ünite birden bakalım. Üsret-i Halit. Her ikisi de müfret. İsmi Halit. Müfrede müfret. Müfret devam ediyor. Tesne veya cemi var mı diye. Efrat. Ferdün ferdan efrat. Cemi mükesserdir. Onun dışında pek bir şey göremiyoruz esasen. En az bir paragrafı incelemeyi istedim. Mesuliyetun, mesuliyatun. Mesuliyetun, müfret, mesuliyatun. Cem müennes salim olur. Cemidir. Vacibatın. Bu da cemi olur. E'mal, cemi olur. Cemi mükesserdirler. Evkat, vaktun evkatun. Acaba evkat kelimesi ne olarak değerlendirilmesi gerekir? Bir Arap sitesinden bakalım. Diyor ki cem'ül müennesi salim, cem'ül müennes salim ve ma delle ala isneyni bi ziyadeti elif ve ta fi ahri evkat örnek. Cem'ül teksirin, cem'i teksirdir ala vezni ef'al, ef'al vezinde. Min cum'ül külle.
cemi kıllet vezinlerinden olan ef'al vezni üzere cemi teksirdir. Evkat kelimesi. El farag el'ab ma'a uhtiye el sagira el'aben. Evet. Kısasa, kıstakın kısas. Kısas kelimesi kıssatun, kısasun, kasasun nedir? Cemi mükesserdir. Onun dışında birinci şeyde paragrafta farklı bir şey göremedim. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Sınavda başarılar diliyoruz.